Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size çok değişik bir gezi yaptırmak istiyorum. Anıtkabir'deyiz. Tören olduğu için bayrak direğinin orada indirdiler bizi. Burası bayrak direğinin olduğu giriş, öyle söyleyeyim yani. Bakın şöyle etrafı bir görelim. Şu büyük bayrak direği, genelde burası buluşma noktasıdır. Çevreyi şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada güzel bir çiçekten bayrağımız var. Şimdi şuradan, bayrak direğinin oradan, Anıtkabir'in Aslanlı yolun tam karşısına çıkmış olacağız. Anıtkabir'in ana girişi mi ya da buradan giriliyor mu ondan emin değilim ama sanırım göreceğiz. Bakın büyük bayrak direği burada. Şu an biraz yağmur atıştırmaya başladı. Ben merdivenlerden çıkıp sizle tekrar yayınımıza devam edeceğim. Görüşmek üzere. Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki sergi salonunun girişinde videoyu başlatıyordum ama içeride video çekmek yasak olduğunu söylediler. Ben de fotoğraf çektim. Bunları ayrıyeten sizlerle paylaşacağım. Anıtkabir sergi salonu. Aselsan tarafından teşrif edilmiş. Güzel bir şey. Büyük bayraklı direk görüyorsunuz. Burası genellikle toplanma, bir araya gelme yeridir. Şimdi buradan çıkacağız. Şu geniş alan, bayraklı direğin girişi ne kadar görünüyor bilmiyorum ama atamızı ziyaret ediyoruz. Şimdi bayraklı direğin oraya doğru merdivenlerden çıkıyorum. Bakalım efendim nasılmış. Evet görüyorsunuz. Nöbet tutan askerlerimizle fotoğraf çekiyor insanlar. Çok güzel. Ne kadar ne mutlu. Görüyorsunuz bayraklı direk o kadar büyük ve yüksek ki ancak bu şekilde gösterebiliyorum size. Gördünüz değil mi? Bugün üniversite sınavı vardı. Biz onun arkasından tabii ki buraya geldik. Aslında ben bugün burada toplanacağım toplulukla trafik yüzünden, sınav çıkış saatinin trafiği yüzünden bir araya gelemedim. Maalesef onlarla mozuraya çelenk koyamadım. Ama ben de gelmişken ayrıyeten burayı geziyorum. Evet efendim, Anıtkabir sağımızda kaldı. Anıt mezar diyelim. Burası atamızın anıt mezarı. Anıtkabir. Görüyorsunuz değil mi kalabalığı? Yani sıradan bir gün. Ama insanlar sınavdan çıkıp burayı ziyaret etmek istiyorlar. İşte mezun olan öğrenciler görüyorum, üzerinde kepleriyle buraya gelmişler. Çok güzel, eşsiz bir görüntü. Görüyorsunuz değil mi? Bir kere daha şöyle size şu devasa güzel bayrağımızı göstereyim. Harikulade bir görüntü. Bakın görüyorsunuz. Sadece sıradan bir gün bu. Tabii ki özel günlerde, milli bayramlarımızda da olsun, dini bayramlarda mutlaka insanlar buraya akın ediyorlar. Ama bugün sıradan bir gün, yine oldukça kalabalık. Görüyorsunuz turist arkadaşlar. Yabancı turist kafileleri de buraya geziyorlar. Son derece sempatikler. Biz bu arkadaşımızı Safranbolu'da da rastlaşmıştık. Hatta biz orada şarkılar, türküler söyledik. Bizi gülümseyerek, alkışlayarak, tempo tutarak eşlik ediyorlar, dinliyorlardı. Burada da Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar. Uzak doğulu, Çinli olabilir. Japonyalı olabilir. Çinli, Japon. Japonyalı mı, Japon mu deniyor? Çok sevimliler, yalnız onu söyleyeyim. Vallahi inanın. Bizden daha çok ilgililer, bizden daha çok geziyorlar. Onu da söylemiş olayım. Biz de şöyle hemen nöbet tutan askerimize doğru gidelim. İnsanlar hem resim çekiniyorlar, hem fotoğraf çekiniyorlar. Askerimiz son derece ciddi bir şekilde görevinin başında. Gayet hoş görüyorsunuz. Şu an turistlerimiz, dışarıdan gelen turistlerimiz bizim askerimizle resim çekiniyor. Bu muhteşem bir görüntü ya. Harika bir şey arkadaşlar. Arkada da Anıtkabir. İftar ediyoruz tabii kendileriyle. Muhteşem güzel bir görüntü, muhteşem bir duygu. Kendilerini vatan görevlerini yaparken başarılar diliyoruz. Ben de daha sonra resim çekineceğim tabii ki. Onu bilmiyorum, paylaşır mıyım sizlerle. Ben şöyle devam edeyim. Şimdi bizim geldiğimiz taraf büyük bayrak direğinin olduğu istikamet arkadaşlar. Tam buranın karşısı
Arslanlı yol. Bakın görüyorsunuz. Zaten Bayazı'yı görüyor musun? Kenarlarda tabii ki biraz uzak olduğu için bilmiyorum şöyle gösterebilir miyim ama orada arslanlar var kenarlarda sağlı sollu. Birazdan oraya doğru da yürüyeceğim. Hatta isterseniz hemen gidelim. Bakın şöyle kenardan doğru size göstermek istiyorum. Beraber sizle Anıtkabir'i gezelim. Hızlı bir şekilde. Keşke şu an bir gimbalım olsaydı, çok isterdim. Görüyorsunuz yürürken çekim yaptığınızı ne kadar kontrol etseniz de bir titreme oluyor. Yine burada hemen şurayı da bir görmek istiyorum ama burada sanırım yine video çektirmeyeceklerdir. Bu da sanırım atımızın kullandığı araçlardan. Şöyle size hemen göstereyim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Muhteşem. Muhteşem bir araç. Muhteşem güzel bir araç. Şöyle. Biraz ışık parlaması oluyor. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bir daha göstereyim. Arkada da ben tabii ki görüyorsunuz değil mi? Şu zerafeti, şu estetiğe bakar mısınız ya? Ya inanın şu arabaları binmek için sırf insanın o devirde yaşayası geliyor. Bakın bu araç buraya nasıl getirilmiş? Şurada da bir videoyla anlatılıyor. Bakın. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Force'u var üzerinde. Evet. Görüyorsunuz değil mi aracı? Son derece şık bir araç. Üzerindeki Force da tabii ki Cumhurbaşkanlığı Force'u. Tabii ki Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullanmış olduğu bir makam aracı. Son derece şık. Hatta şöyle araçla ilgili bilgiler de burada var. Göstereyim size hemen. Lincoln marka 1935 model binek zırhlı siyah araç. Şuradan size özelliklerini ben size buraları şöyle göstereyim bir süre. Modeli 7 kişilik olduğu yazıyor. 4 kapılı. Ön cam tek parça. ...1935-38 yılları arasında kullanılmış makam aracı olarak. Ve 1958 yılında Maliye Bakanlığı aracılığıyla da Anıtkabir Müdürlüğü'ne devredilmiş. Görüyorsunuz hikayesi de böyle. Şuradan çıkalım. Evet, diğer kapıdan da çıkmış olduk. Şöyle şimdi bu şekilde buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle biraz size tabii ki açık havayı da göstermek istiyorum. Son derece güzel. İnanın insan buranın havasında, yani ben öyle hissediyorum. Siz de umarım hissedersiniz. Keşke burada olabilseydiniz. Gurur duyuyor. Yani ve yani hani gerçekten bir ülkenin, bir cumhuriyetin bugünlere getirilmesi, o savaş dönemlerinden çıkılıp bugünlere gelebilmesi kolay şeyler değil. Yine burada bir makam aracı var, sergileniyor ama burası biraz daha kalabalık. Şöyle göstereyim. Gel şuradan fotoğraf. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle kendimi de çekmek istiyorum ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şöyle. Son derece hoş. Nasıl, ne kadar görünüyorum. Umarım görünmüşümdür. Bilmiyorum ne kadar iyi gözüktüm. Şimdi buradan Anıtkabir'den Ankara manzarası şöyle göstereyim size.
biraz. Hava şimdi serinledi ve bulutlu oldu. Gayet güzel. Yani yürüyüş ve gezmek için, Anıtkabir gezisi için çok güzel bir hava. Okey. Hemen arkadaşlar, bir turist hanımefendi benden resim çekmemi istedi. Hemen yardımcı oluyorum.